Şimdi transfer diyorlar. Bizim Ankaragücü için, Gençlerbirliği için. Ben de diyorum ki Fenerbahçe bir tane stoper alıyor ancak. Galatasaray bir tane alıyor. O da 6 aylık kiralık. Beşiktaş daha transfer yok. Yasağı olacak mı, olmayacak mı, kalkacak mı, kalkmayacak mı? Federasyon izin verecek mi, vermeyecek mi? Hala bu konuda. Trabzon'da bir tane var mı veya yok mu? Ankaragücü'nün zaten transfer yasağı, bu gelen yönetim bunun için geldi. Bu arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu yönetime şimdiye kadar birçok şeyden yüklendik. Sen de söyledin. Meriç abi de benzer söyledi. Kulübün durumunu biliyordunuz. Bile bile niye geldiniz? Şimdi evet, bilindiği kısmıyla kulübün o zamanki bilinen manzarası ile ilgili sorunları yönetim çözme konusunda ciddi bir başarı sağladığını düşünüyorum. Özellikle son bir hafta 10 günlük temposuyla. Ama bilinmeyen, daha yeni ortaya çıkan bir durum var ki Ankara yönetimi şu anda onu aşmaya çalışıyor ve çok kritik bir süreç. Şimdi Fatih Başkan telefona bağlayın diyor. Fatih Başkan bugün televizyonlara falan da konuşmuş. Bunu bahsetmiyor. Şimdi bahsetmiyorsa da bir bildiği var. Yani bir sorun var diyor FIFA ile ilgili diyor. Onu aşmaya çalışıyoruz diyor. Evet, bir sorun var FIFA ile ilgili ve çok ciddi bir sorun var. Umarız önümüzdeki günlerde açılacak. Ama önümüzdeki günler dediği de ayın 24'ü 25'ini buluyor. Yani Ankaragücü 2 maç oynamış olacak. Ve en önemli 3 maçından ikisini oynayarak transfer Evet. yasağıyla Zaten girecek. ayın 17'sinde başladığına göre şimdi o transferleri yapamazsam bu 2 tane maç önemli maç. Birisi Konya, biri Kayseri, Kayseri. ardından Kasımpaşa. Üçüncü maç Kasımpaşa. Yani ondan sonra zaten fikstür daha da zorlaşıyor. Şimdi buraya çıkarken ben her zaman söylüyorum. Sezon ortasında da söyledim. Ne kadar çok puan alırsan, eğer bu 2 maçta başarısız olursan, ondan sonra transfer de yapsan fark etmez. Onun için elini çok çabuk tutması lazım. Yani o FIFA ile mi, UEFA ile mi neyse, o konu nasıl aşılacaksa şimdiye kadar bunun da öğrenilmesi lazımdı. Bunu kim sakladıysa bana göre saklayanlar da Ankara üçlü olamaz. Ya şöyle tarif edeyim. Ben durumu tamamen biliyorum. Konunun ne olduğunu biliyorum. Çok zor bir süreç olduğunu da biliyorum. 5 Kasım itibariyle, yani Ankaragücü yönetime geldikten 5 gün sonrası itibariyle gelen bir süreç var. Tamam. O belki o günden beri biliyorlar ama bir şekilde çözeriz diye uğraşıyorlardı. Ama yumurta kapıya dayandı diyelim. Çünkü şimdiye kadar yasağın kalkıp kalkmayacağı da belli değildi. Ankaragücü'nün ciddi bir borcu vardı, ciddi bir finansman ihtiyacı vardı. Yani paraya ihtiyacı vardı kaldırmak için. O parayı bulunup bulunmayacağı ile ilgili ciddi bir şey vardı. Çalışma Ki yaptılar. biraz Evet. önce bahsettiğimiz gibi Türk futbolunu bu hale getiren siyasi iktidar, bu yapılar, Evet. yani şu anda Ankaragücü'nün borcundan bahsediyorsak, işte geçen sezon başında, yani İsmail Dün Kartal'ın akşam sezon dikkat başında ettin yapılan mi? Ali transferlerden bir Koç kısmı. şöyle listeyi bıraktı. Ankaragücü'nde 81 trilyon lira borç görünüyor. Evet. En çok da Fenerbahçe 254. O transfer yapabilmek için. Yapabilmesi için. Yapabilmesi için. Şimdi bunların bütün hepsini adam eliyle dağıttı herkese. Eliyle dağıtıyor. Şimdi biz Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ni konuşurken burada Gençlerbirliği burada bir avantajlı takım. Şu anda bu işlerden en avantajlı takım bence Sivasspor. Sivas Spor şöyle avantajlı. Sivas zaten kendi yapısında 2 tane oyuncuyu en önemli oyuncularını da satmayacağına göre bu kararı aldığına göre onların yerine de adam alacak almayacak düşüncesi olmadığı için çok güzel bir şeyle devam edebilir. Çünkü kadrosu farklı bir kadro. Şimdi bir yorum gelmiş hocam. Abi 9 yıldır yasağımız var ama bu yasak sürekli olarak ödeme yapılıp tek transfer döneminde kalktı. Ankaragücü'nde transfer yasağının komple kalkması için ne gerekiyor? Şimdi Ankaragücü'nde normalde transfer yasağı sorunu çözülmüştü. Ankaragücü Süper Lig'e çıktı. Birinci senesinde ayakta kaldığı anda neredeyse Ankaragücü'nün transfer yasağına neden olan borcu kalmıyordu. Evet. Ama ne olduysa birden Mehmet Başkan ve İstanbul ekibinin astronomik rakamlara büyük sözleşmeler imzalatması, o futbolcuların devre arasında gönderilmesi, yeniden bir kadro kurulması,
Yani bir sezonda iki tane takım kurulması ve ilk kurulan takımın neredeyse 3 katı maliyet kurulmasından dolayı tabii. Şu anda Ankaragücü bu cenderenin içerisine düştü. Ankaragücü gerçekten rahatlamıştı. Finansal olarak rahatlamıştı. Mehmet Başkan bunu başarmıştı. Başarmışken çok dev bir hata yapıp böyle bir işin içerisine girdi. Burada da yine siyaset var. Çünkü siyasetten gelecek desteğe güvendiği için bu sözleşmeleri imza attı. Bunu söyledi daha doğrusu. Durum başkadır, nedir bilmiyoruz. Evet, ama söylediği oydu.